Yerel seçimler yaklaşırken TV48 ekibi olarak Muğla ve 13 ilçesinde yaşayan vatandaşlara belediye hizmetlerini yeterli buluyor musunuz diye mikrofon uzatacağız. Belediye hizmetlerinden memnun musunuz? Valla benim hemşerim. Ama son dönemlerde biraz gevşedi kanısındayım. Peki nasıl beklentiniz var? Ne gibi hizmetler istersiniz? O çok uzun. Onu anlatmaya. Halktan beraber olması lazım. Ama öyle bir şey yok. Sadece seçim günleri bizleri çok güzel hatırlıyorlar. Seçim olduğu zaman. Değilim. Peki ne gibi hizmet beklersiniz? Bu şey çöp ve asfalt konusunda çok başarısızlar. Genel anlamda memnunuz. Bazı eksiklerimiz olmasına rağmen Muhammed Tokan'dan genel anlamda memnunuz. Yani yapabildiği kadar. Şimdi bizim Milas'ın çok köylerde hizmet gidiyor. Sadece Milas'ın merkezi olarak düşünmeyelim. Ha, bazı eksiklikler var ama onların da giderileceğine inanıyorum. Ben doğma büyüme öyle buralıyım. Milas doğumluyum. Ama genel anlamda memnunuz. Peki hangi eksikleri var sizce? Şöyle Milas'ın bence böyle bir katlı otopark gibi veyahut da belediyenin otopark gibi bir otopark sorunu var bence. Çünkü artan nüfus var. Ondan dolayı araç park sıkıntısı var. Peki hangi hizmetlerinden çokça memnunsunuz yapılan? Hangi hizmetlerinden? Daha önce bizim burada yağmur yağdığı zaman çoğu zaman sel basıyordu, şu oluyordu. Bundan dolayı hatta bazı tartışmalar çıkmıştı. Ama genel anlamda Muhammed Tokat bu olayları çözdü. Şu anda dediğim gibi trafik haricinde Milas'ta merkezde özellikle bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Memnunum değilsen şöyle bir olay var. Ben Muğla Milas Hırcağız Mahallesi'nde ikametgah ediyorum. 8 lira aynı yerde ikametgah ediyorum. Merkez Mahallesi'nde o 215. Bizim önümüzde 70 metre tür bir yol mezarlığa bağlanması lazım. Yani yolumuz açılması lazım. Bizim sokağa giriyoruz, çıkmak sokaktayız. Bu yüzden ve bunu meclis üyelerine söylediğim halde Sayın Muhammed Tokat'ta randevu alamıyorum ve ilgilenen yoktur. Ona sonra diyorlar ki CHP niye kazanmıyor? Nasıl kazanacak? Bana bir sorabilir misin? Yani nasıl kazanacak? Kazanamaz. Ne diyor Kılıçdaroğlu genel başkan olarak? Benim halkımın ne sorunu varsa çözün. Ya Kılıçdaroğlu yalan söylüyor ya Muhammed Tokat ilgilenmiyor, yalan söylüyor. Yani ilgilenen yoktur. Ve ben mağdur durumdayım. Sunmuyorlar abla. Peki ne gibi hizmetler bekliyorsunuz? Şöyle söyleyeyim abla, mesela yollar hepsi kırık dökük. Motorum var mesela abla benim. Motora yıkışlar falan var abla. Orada tümsekler hepsi mesela. Geçen bir tane mazgal yoktu abla. Motor altına girebilirdi. Peki ne gibi çalışmalar bekliyorsunuz? Belediyemizden abla nasıl söyleyeyim? Kaldırım taşları falan. Hizmet bekliyoruz yani abla. Memnunum. Peki hangi hizmetleri hoşuna gidiyor? Her şeysi hoşuma gidiyor yani. Milas olarak her şeysi hoşuma gidiyor.